Merhabalar. Bugün sizlere yapımı çok kolay ve çok lezzetli olan bir kıymalı milföy pide tarifim var. Aniden gelebilecek misafirlerinize ilk yapacağınız tarif olsun. Eminim herkes beğenecektir. Buyurun, malzemelerimiz şöyle. 6 tane kadar uzun milföy hamuru, yani kare bölünmemiş haliyle, 250-300 gram kadar kıyma, yeşil ve kırmızı biber, yarım kadar olabilir veya bir tane, maydanoz, bir tane soğan rendesi, bir tane domates, bir çay kaşığı kadar pul biber, karabiber ve tuz, üzerine sürmek için bir tane yumurta sarısı, kıymalı harç için 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ, üzeri için en son mozzarella peynir, ama sizler kaşar peyniri koyabilirsiniz ve yine üzerine 3 tane kadar yumurta. Derin bir kap içerisine kıyma, rendelenmiş soğan, maydanoz, domates, yeşil biber, kırmızı biber ve baharat ve tuzları koyup iyice karıştırın. Ve artı 2-3 yemek kaşığı sıvı yağ. İyice kaşıkla ya da karıştırın ya da elinizle de yoğurun. Çok daha birbirine girsin lezzeti. Daha sonra tahtanın üzerine milföy hamurunu koyun. Altına ve üzerine un serpin. Bu şekilde açın. Hem genişliği olsun hem uzunluğu olsun hamurunuzun. Gördüğünüz boyutta oluyor. Üzerine 2 yemek kaşığı kadar kıymalı harçtan koyun. Lahmacun yapar gibi üzerine sürün kaşığın tersiyle. Hamurun kenardan bükün. Yani iki kenarını bükün ve kenar uçlarını, yani pide şeklinde verin. Yine aynı şekilde bütün milföy hamurların hepsini yapın. Yağlı kağıt serilmiş tepsiye milföy pideleri sırayla yerleştirin. Zaten 3 tane alıyor ancak. Kenarlarına yumurta sarısı sürün. Biraz da belki yağ damlatabilirsiniz yumurta sarısına. Önceden ısıtılmış 180 derece fırında bu şekilde pişirin milföyleri, yani pideleri. Üzerine mozzarella koydum ben, ama sizler kaşar peyniri koyabilirsiniz, kaşar rendesi. Ve birer tane üzerlerine yumurta kırdım. Yani yumurtanın sarısını dağıtmadan, yani tüm haliyle koyun. Ya da dilerseniz hiç koymadan sadece peynir koyabilirsiniz. Ve bunu tekrar fırına koyuyoruz. Yani fırını kapatmamıştık. Gördüğünüz gibi yumurtalar da üzeri piştikten sonra sıcak olaraktan servis yapın. Çok lezzetli oluyor. Mutlaka misafirlerinize, aniden gelebilecek olan misafirlerinize yapın. Lezzeti sanki normal pide gibi. Yeni tariflerimde görüşmek dileğiyle. Şimdilik hoşça kalın.